Eğitim videomuzda extrude komutunu göreceğiz. Bunun için bir sketch, bir profil oluşturacağım. Rectangle komutu ile bir dikdörtgen oluşturuyorum hemen. Boyu 80. Eni 40 milim olsun. Bunlar zaten şu anda otomatik olarak şu eksenlere merkezi gelmiş oldu. Tam ortasından çap 35'likte bir tane şöyle daire oluşturayım. İsterseniz skeci onaylayıp shape menüsünden extrude komutunu çalıştırabilirsiniz. Veya skeci onaylamadan tekrar skecin editine giriyorum. Çizgiye sağ klik, edit. Shape menüsünden extrude komutuna girersiniz veya boşlukta mouse sağ klik direkt extrude'u da buradan çalıştırabilirsiniz. Extrude girdiğimizde Section bölümünde hangi skeci extrude edeceğinizi seçersiniz. Veyahut da bu ortamda artıya basıp yeniden 2D sketch'ten bir profil oluşturabilirsiniz. Direction bölümünde ise skecin extrude yönünü belirtmektesiniz. Yönünü terse çevir dediğim zaman aşağı, tekrar dokunduğumda ise Z artı yukarı doğru extrude edecektir. Veya burada herhangi bir eksen seçeneklerinden bir eksen atıp o eksene doğru extrude et diyebilirsiniz. Limit bölümünde ise extrude yüksekliğini belirlersiniz. Bunu bir uzunlukla veya bir noktaya veya bir düzleme, bir yüzeye, bir yüzeyin setine veyahut da katı bir modele kadar extrude et diyebilirsiniz. Center dediğimizde ise şu değeri 50'ye çekelim. Şöyle X'ten bakalım. Bir 90 derece daha çeviriyorum hemen. Center dediğimde ise vermiş olduğum 50 milimetrelik ölçü değerini 25 milimetre yukarı, 25 milimetre de aşağı olacak şekilde eşit dağıtmaktadır. Center tikini kaldırıyorum. Draft seçeneğini aktif ettiğimde ise bir derece vermektesiniz. 20 derecelik bir açıyla gördüğünüz gibi daralarak extrude edecektir. Şu an 20 derece çok büyük geldi. Görmeniz için yaptım. 5 dereceye çekiyorum. Veya bunu eksi 5 derece yapıp dışarı doğru açılarak derecesini verebilirsiniz. Offset limit bir başka katıya veya bir başka yüzeye kadar dediğinizde açılacaktır. Bunu da göstereceğim. Aşağıda Surface tiki var. Surface'i işaretlediğinizde bu bir yüzey olur. Sıfır et kalınlığında bir yüzeylerde oluşur. Surface tikini kaldırdığımda ise katı model yani solid bir body olur. Şimdi burada Direction yönünü buradan değiştirebileceğimiz gibi oka da çift klik yaparak yönünü değiştirebiliriz. Buradan uzunluğu mesafeyi ayarlayabileceğimiz gibi dinamik olarak buradan oku da çekiştirebiliriz. Dereceyi artı eksi yazabileceğimiz gibi içe veya dışa deyip buradan ayarlayıp değerlerini girebiliriz. Veya buradan miktarını ayarlayabiliriz. Oka sağ klik. Limit dediğimde herhangi bir noktaya, düzleme, yüzeye veya bir katı body'ye kadar extrude et diyebiliriz. Yani kısa yol tuşları da mevcuttur. Veya şuradaki ortadaki topa çift klik yaptığımda gördüğünüz üzere center tikini işaretlemektedir. Offset limiti aktif ettiğimde çizim düzleminden benim vermiş olduğum değer kadar yukarı offsetleyip ondan sonra 43 milimetre extrude etmektedir. Negatif dediğimde eksi 10 milim aşağıdan başlamaktadır. Veya negatif demeyi burada eksi diyerek eksi 50 mesela dedim. Gördüğünüz üzere alt kısımdan 50 milimetre bu düzlemi çizgiyi offsetlemiş oldu ve bu 50 milimetreden 43 milimetrelik bir extrude oluşturmuş oldu.
Second sight dediğim zaman çizime ikinci bir yön veriyorsunuz. Yukarı doğru 32 milim ekstrüt olsun. Aşağıya doğru 17 milim ekstrüt olsun. Ve aşağıya doğru geçerken de derecesiz olsun. Veya buradan derece ekleyebilirsiniz. Derece daralarak gitsin veya açılarak gitsin. Gördüğünüz gibi. Second sight'ı da iptal ediyorum. Draft'ı da iptal ediyorum. En alttaki sekme ile iç boşaltma işlemi yaparsınız. Et kalınlığı verirsiniz. Bakın birinci seçenek tip. Burada vermiş olduğunuz et kalınlığını çizgiyi iki eşit parçaya bölerek 5 mm kalınlığını 2,5'unuz dışarı doğru 2,5'unuz sağa doğru içeri doğru atmaktadır. Yani benim bu skecimin boyu 80 mm ise şu an 85 mm boyunda olmuş oldu katı modelim. İkinci seçeneği aktif ettiğimde ise sadece çizginin dışına doğru verdiğim değeri offset demektir. Üçüncü seçeneği aktif ettiğimde sadece çizginin içine doğru. Dördüncü seçeneği aktif ettiğimde ise çizgiden dışarı doğru bir değer, çizgiden içeri doğru ayrı bir değer verebilirim. Evet, iç boşaltmayı da kapattım. Burada gördüğünüz gibi onayladığım zaman ilk katı objemi oluşturmuş oldum, ekstürdüm. Şimdi çizime geri dönmek için bu sketch mantığıyla çalışan programların temelidir. Operasyon menüsünü açıyorum. Ve burada operasyon menüsünü bu ekrana sabitliyorum. Bakın yapmış olduğum extrude buraya geldi. Artı tuşunu aktif ettiğimde sketch'i de hemen altındadır. Buradan sağ klik edit dediğim zaman çizimi düzenleyebilirim tekrardan. Veya hiç bunu açmadan Extrude bölümünde sağ klik Edit Sketch dediğim zaman da tekrar aynı menüye girebilirim. Bir diğer yöntem ise katı model üzerinde sağ klik Edit Sketch. Olabildiğince bütün her şeyi çizimde halletmenizi tavsiye ederim. Bu sizin burada ürün ağacının büyümemesine ve data boyutunuzun azalmasını sağlarsınız. Datalarınız çok büyük boyutlarda yer kaplamamış olur. Unsuru düzenlemek istediğinizde ise yani Extrude menüsünü düzenlemek istediğinizde ise tekrar bu menünün içerisine girmek istediğinizde katı modele sağ klik edit diyorum. Aynı menünün içerisindeyim. Burada şöyle bir seçenek var. Bakın şu bölümde diyorum ki çizginin üzerine geldim. Çizgi kırmızı bir renge büründü. Mouse sol tuş basılı vaziyette. Sol tuştan elimi çekmiyorum. Bir defa sağ klik yapıyorum. Gördüğünüz üzere dış kontürü tuttu. İçerideki daireyi bıraktı. Ve mouse'tan elimi çekiyorum. Onayladığımda artık içerideki delik yok. Tekrar edit sketch diyorum. Pardon, edit diyorum. Bu sefer de içerideki daireye sol basılı tutuyorum ve sağ klik yapıyorum. Bu sefer sadece içerideki daireyi extrude etmiş oldu. Bunu yaptıktan sonra artık ister sketch 1'i deliğiyle birlikte, isterseniz sadece dış kontürü, isterseniz iç deliği extrude edebilirsiniz. Şimdi burada Direction bölümünde şöyle bir şey yapabilirim. Çizimi düzenliyorum. Hatta çizimi düzenlemeden şöyle yapalım. Burada skeci Extrude'dan bağımsız yapmak için skeci dışarı atıyorum. Bakın şu an skeç Extrude'un altında. Skeci dışarı al dedim. Artık Extrude'dan bağımsız vaziyete gelmiş oldu. Extrude'u siliyorum. 2D Sketch'te herhangi bir komutu çalıştırarak ikinci bir sketch oluşturuyorum. Bunu bu düzlemde değil, bu düzleme
dik XZ planeini seçerek şöyle bu noktadan açılı bir şekilde o açıyı da hemen verelim. 75 derece olsun. Ve bunu da eksen çizgisi haline getiriyorum. Bu şekilde onaylarsam Sketch 2 ekseni göremem. Sketch 2'ye sağ klik, edit diyorum. Eksenin görünmesi için eksene sağ klik, not internal deyip Sketch'imi bu şekilde onaylıyorum. Artık eksen çizgisini bu şekilde görebilirim. Shape, Extrude, Sketch 1'i seçiyorum. Yön olarak da burada çizmiş olduğum Sketch 2 eksen olarak belirliyorum. Gördüğünüz üzere 75 derecelik bir açı ile Sketch'imi extrude etmiş oldum. Buradaki direction de o anlama geliyor. Şimdi siz bu skeci çizdiniz. Tekrardan en büyük hataya düştüğünüz nokta burada. 2D skece girip kontür komutuna giriyorsunuz. Aynı düzlemde olduğunuzu zannediyorsunuz. Ve burada herhangi bir şey çiziyorsunuz. Sonra extrude ettiğinizde Sketch 1'i seçtiğinizde oradaki delik onunla birlikte gelmiyor. Bu sizin skeçleri aynı ortamda çizmediğinizi yan tarafta görürsünüz zaten. Yani şunu yapmamız gerekiyor. Çizimi düzenlemek için gelip edit etmem gerekir ve bu ortamdayken bakın Sketch 1 ortamındayken çizimime devam etmem lazım. Hepsi aynı skecin içerisinde. Tekrar düzenliyorum. Bu arada elimden geldiğince bakın radüsler varsa radüsleri de bu ortamda yapıyorum. Pah varsa pahları da sketch ortamında yapıyorum. Veyahut da şurada bir cep varsa ve bu patlaksa bunu da yine bu ortamda ayarlıyorum. Skeci gizleyelim diyelim şöyle. Ay. Şunu da gizleyelim. Gördüğünüz üzere tek bir sketch 1 ile şunu silebiliriz. Bununla ilgili bir bağlantımız yok. Sketch 1 ile hem parçanın üzerindeki delikleri, radüsleri, pahları ve patlak cepleri açmış olduk. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Edit unsuru düzenle. Edit sketch çizimi düzenle. Ölçülere şöyle de ulaşabilirsiniz. Katı model üzerine mouse sol ile çift klik yaptığınızda vermiş olduğunuz bütün ölçüler görünecektir. R20 değil de R15 olsun. Extrude yüksekliği 32 değil de 45 olsun. İçerideki çap 25 değil de 12 olsun. Buradaki kanalın kalınlığı 20 olsun. Tekrar çift klik yaptığınızda gizlenecektir ölçüler. Çift klik açtınız. Çift klik izlediniz.